Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde 6. sınıf ondalık kesirleri çözümleme ve yuvarlama konusunu öğreneceğiz. Bir ondalık gösterimi basamak değerlerinin toplam biçiminde yazmaya ondalık gösterimi çözümleme denir. Sayı değeri biliyorsunuz gördüğümüz sayı kaçsa oydu. Basamak değeri kaçlar basamağında bulunuyorsa onunla sayımızın çarpımından oluşuyordu. Tam kısımda birler, onlar, yüzler diye sol tarafa doğru giderken virgülden sonra ondalık gösteriminin olduğu kısımda İlk basamağımız onda birler basamağı, sonraki yüzde birler, sonraki binde birler, on binde birler, yüz binde birler diye devam edecek. Bizim için virgülden sonraki özellikle 3 basamak önemli. Şimdi burada çözümleme yaptığımız takdirde 48 tam binde 238 sayısına 4 onlar basamağında olduğu için 4 çarpı 10 artı 8 birler basamağında olduğu için 8 çarpı 1. 2 onda birler basamağında olduğu için 2 çarpı onda 1. 3 yüzde birler basamağında olduğu için 3 çarpı yüzde 1. Artı 8 binde birler basamağında olduğu için 8 çarpı binde 1 şeklinde gösterirsek ondalık kesirimizi çözümlemiş oluyoruz. Evet, bununla ilgili detaylı örneklerimiz olacak. Bir ondalık gösterimi istenen basamağa göre yaklaşık olarak ifade etmeye ondalık gösterimi yuvarlama denir. Burada bize 48 tam 10.000'de 2584 sayısını onda birler basamağına göre yuvarlamamız istenmiş. Şimdi burada aslında sayıyı okumak da önemlidir. Onda birler basamağına göre yuvarlıyorsam onda birler basamağına işaret koyacağım. Yanındaki sayı, yani şu 5'e bakıyoruz. 5 ve 5'ten büyük bir sayı ise bu, o zaman onda birler basamağımız bir üst sayı, yani bu 48,2 48,3'e dönüşecek. Cevabımız 48,3. Gerisi sıfırlanıyor. Bakıyoruz, yüzde birler basamağına göre yuvarlıyorum. Yüzde birler basamağı 5. 5'in yanındaki sayımız 8. 8 5'ten büyük olduğu için altın çizdiğim 5 bir yukarı çıkacak. 48,26 olacak cevap. Eğer buradaki 8 5'ten küçük bir sayı olsaydı, 4, 3, 2, 1, 0 gibi, o zaman 25'te kalacaktık. Yani cevap ya 25 ya 26 oluyor. Altını çizdiğimiz basamak yuvarlama yaptığımız basamak. Yuvarlama yaptığımız basamağın yanındaki sayı 5 ve 5'ten büyükse bir üst sayıya gideceğiz, yoksa aynı kalacağız. Gerisini siliyoruz zaten, sıfırlıyoruz. Binde birler basamağına göre diyorsa 8 binde birler basamağı sayımızın. 4 yanındaki sayı 5'ten küçük olduğu için bu 8 aynen kalacak. Yani 48,258 doğru cevabım olacak. Birler basamağına göre yuvarlarsak birler basamağı 8. 8'in yanındaki sayımız kaç? 2. 5'ten küçük olduğu için 48 olarak kalıyor sayımız. Direkt 48. Virgülden sonraki kısmı zaten sıfırladık. Hemen uygulamalarımıza geçelim. Öncelikli olarak çözümlemeyi yapacağız. Aşağıda verilen ondalık gösterimleri çözümleyiniz. 5 onlar basamağımız. 6 birler basamağı. 4 onda birler basamağı ise 5 çarpı 10. Onlar basamağı olduğu için 5 ile 10'u çarptık. 6 çarpı 1, birler basamağı için 6 olduğu için 6 ile 1'i çarptım. 4 çarpı 10'da 1 sonucumuz geliyor. Burada parantezleri silsem de zaten çarpma öncelikli olduğu için sonuçta bir yanlışlık olmaz. Bir sonraki 1 çarpı 100, 2 çarpı 10, 5 çarpı 1, 10'da birler basamağı 1, yüzde birler basamağı 8 ise çarpa çarpa toplamayı yapacağım. Burada sıfırlar olduğu için sıfırları yazmasak da olur. Burası onlar basamağı ise 1 çarpı 10 artı diyorum. Birler basamağı yok, yazmama gerekiyor. Yani sıfırla çarpacağım için sıfır oluyor. Burası da yok, 5. Burası onda birler, yüzde birler. O zaman 5 yüzde birler basamağı olduğu için 5 çarpı yüzde 1 diyorum. Artı 1 çarpı binde birler basamağı olduğu için binde 1 dersek 10 tam binde 51 sayımızı çözümlemiş oluruz. Devam edelim. Tam kısım yok. O zaman onda birler, yüzde birler, binde birler basamaklarını çarpacağız. 2 çarpı onda 1, 5 çarpı yüzde 1, 8 çarpı binde 1 doğru cevabımız olacak. Tabi bunu 2 bölü 10, 5 bölü 100, 8 bölü 1000 desek de yine doğru oluyor aslında. Burada birler basamağı 5 ise 5 ile 1'i çarparım. Artı 10'da birler basamağı 1 ise 1 çarpı 10'da 1. Sonra yüzde birler basamağı 0, yani 0 çarpı yüzde 1. 0 yutan eleman burayı yok edecek. O yüzden onu hiç yazmadık.
9 çarpı binde 1 ile işi bitiriyoruz. Bir sonraki de birler ve onda birler basamağı var. 6 çarpı 1 artı 5 çarpı onda 1 doğru cevabımız olacak. Evet, çözümlemeye devam edelim. 123 tam binde 4 sayısına bakıyoruz. Burada da birler, onlar, yüzler basamağı. Yüzler basamağı ise bu 100 ile çarpılır. 1 çarpı 100. Onlar basamağı ise 2, 2 çarpı 10. Birler basamağı 3, 3 çarpı 1. Sıfırları atladık. Onda 1, yüzde 1, binde 1. O zaman 4 de binde 1'ler basamağı olduğu için 4 çarpı 1 bölü 1000 yazabiliriz. Buradaki sayımız da 371 tam. Binde 849. Yüzler, onlar, birler, onda 1'ler, yüzde 1'ler, binde 1'ler. Basamaklara çarpacağız. 3 çarpı 100, 7 çarpı 10, 1 çarpı 1, 8 çarpı 1 bölü 10, 4 çarpı yüzde 1, 9 çarpı binde 1. Basamak değerleriyle çarptık, sonuçları bulduk. Aşağıda verilen çözümlere karşılık gelen ondalık gösterimi yazınız. Evet, burada kafa karışabiliyor. Dikkatli yapacağız. Şimdi burada birler basamağı var. Tam kısımda bir tane. O zaman birler basamağı 7 ise 7'yi yazdık, virgül attık. Şimdi onda birler basamağı. Buradan sonra ilk gelen yer onda birler basamağı. Sıkıntı yok. 3'ü yazdım. Yüzde birler basamağı da bundan sonraki yer 8'i yazdık. Hiçbir sayı atlanmadığı için 7,38, yani 7 tam %38 geldi. Şimdi bakıyorum, yüzler basamağı var. 400. Onlar basamağı var mı? Var. 6. Birler basamağı var mı? O da var. 468 tam kısım. Virgül. Onda birler basamağı direkt hemen yanındaki olacağı için 468 tam. Onda 7 gelecek. C'deki sorumuza bakarsak, yüzler basamağı var. En büyük basamak yüzler basamağı burada. Onlar basamağı yok bakın. Bir şey çarpı 10 yok. O zaman onlar basamağına 0 yazdık. Birler basamağı 4 var. Birler basamağını bulduysam geçtim. Onda birler basamağı lazım. Adım adım gidiyoruz bakın. Onda birler basamağı, onda 1 ile çarpan 6. Sonra yüzde birler basamağı var. O da var. 8. Sonra binde birler basamağı, o da var. 9. Başka yazmadığımız sayı olmadığına göre 504 tam, binde 689 gelecektir C'nin cevabı. C'ye geçtim. 6 çarpı 10. Yani onlar basamağı 6. 7 çarpı 1. Birler basamağı 7. O zaman 67 virgül. Yani 67 tam. Sonra ilk basamağımız onda birler basamağı. Var mı burada onda 1 ile çarpılan sayımız? Yok. 0. Yüzde birler basamağı gelir sonra. Orada burada 9. O zaman yazdık. 67 tam %9. Doğru cevabımız olacaktır. Evet. Burada da onlar basamağı var en büyük. 9'u yazdım. Birler basamağı yok. Birler basamağı yoksa oraya bir 0 yazıyor. Bu 0'ı unutursak soru gider. Ona o yüzden çok dikkat edeceğiz. Sonra onda birler basamağı. Burada onda 1'i ondalık gösterim yazmış. Aynı şey. Kafa karışmayacak. Onda birler basamağı 1. O zaman buraya 1. Sonra yüzde birler basamağı gelecek. Yüzde 1 de burada. Bunların dönüşümlerini zaten daha önceki derslerimizde de görmüştük. Yüzde 1 de 2. Binde birler basamağı da burada. Binde 1 ile 3'ü çarptığı için 3 binde birler basamağında. Cevap 90 tam. Binde 123 olacak. Bir sonraki 7 çarpı 100. Yani yüzler basamağı 7. Yüzler basamağından sonra onlar basamağı gelir. Var mı? 8 çarpı 10. Onlar basamağı da var. 1 ile çarpılan bir şey yok. O zaman birler basamağı 0. Birler basamağından sonra virgül geliyor. Tam kısmı bitti. Onda birler basamağı 4. Yüzde birler basamağı yok. O zaman 0. Binde birler basamağı 7. Cevabımız 780 tam. Binde 407 olacak. Devam edelim. 6 çarpı 1. Yani birler basamağı 6. Virgül attım. Onda birler basamağı gelir. Bu da onda 1'di. Onda 1 ile 4'ü çarptığıma göre onda birler basamağı 4. Yüzde birler basamağı da 8. O zaman buraya da 8 yazarım. 6 tam %48 gelir. Bir sonraki sorumuzda 9 çarpı 10 diyor. Onlar basamağı. Birler basamağı tam kısım. O zaman 98 virgül. Onda birler basamağı var mı? Var. 3. Yüzde birler basamağı var mı? Var. 4. Binde birler basamağı var mı? Var. 6.
98 tam 1000'de 346 gelecektir. 9 çarpı 1. Birler basamağı 9 o zaman. Başka tam kısım yok. 10'da birler basamağını arayacağım. 10'da 1 ile çarpılan sayı yok. O zaman 10'da birler basamağı yok. 0. %1 ile çarpılan sayımız var. 9. 9 tam. %9. Doğru cevabımız gelecek. Evet, ondalık kesirleri yuvarlama konusuyla devam edelim. Bir ondalık gösterimi herhangi bir basamağına göre yaklaşık olarak ifade etmeye ondalık gösterimi yuvarlama dediğimizi daha önce de söylemiştik dersimizin başında. Burada bakacağımız şey yuvarlama işlemi yapılırken yuvarlanacak basamağın sağındaki ilk rakam 5 ve 5'ten büyükse sayımız bir üst sayıya yuvarlanır ve ondalık gösterim virgülden sonraki kısımdaysak gerisini siliyoruz. Eğer yuvarlanacak sayının istenilen basamağının sağındaki rakam 5'ten küçük ise rakamın değeri değişmez. Yandaki sayılar yine sıfırlanır. Buraya bakalım. 6 tam 1000'de 483. 10'da birler basamağına göre. Yuvarlama yapıyorsak 10'da birler basamağın altını çizim 4. Yandaki sayımızı yuvarlak için aldım 8. 8 5'ten büyük olduğu için 6,4 6,5 olacak. Yani zaten burada 10'da 1'lere yuvarlıyorsam altını çizim sayı 4 ya. Burada anlıyorum ki cevap ya 6,4 ya 6,5. Yandaki sayımız 5 ve 5'ten büyükse 6,5'e yuvarlayacağız. Burada mesela yine 10'da 1'ler basamağını yuvarlayalım. 4, yanındaki sayımız 3. 3 sayısı 5'ten küçük olduğu için bu 6,4 olarak kalır. Geri kalan sayıları yok ediyoruz. 0 yazıyoruz yerlerine gibi de düşünebilirsiniz. Hızlıca uygulamaya geçelim. Aşağıda verilen ondalık kesirleri 10'da 1'ler basamağına göre yuvarlayalım. 10'da 1'ler basamağının altını çizeceğim. Yanındaki sayımızı yuvarlak için alacağım. 10'da 1'ler basamağı 3'tür. Yandaki sayı 4. 4 5'ten küçük olduğu için 4,3 aynen kaldı. 4 küçüktür 5 diyorum. Sonra bakıyoruz. 10'da 1'ler basamağı burada da 4. Burada da 8 5'ten büyük olduğu için altını çizim sayı 1 yukarı çıkacak. Yani 51,5. Gerisine attık zaten. Buraya geldik. 10'da 1'ler basamağının altını çizdim. Yandaki sayımızı yuvarlak için alalım. 5. 5'e eşit olduğu için yine bir üst sayıya yuvarlayacağız. Yani burada altını çizdiğim kısmın gerisini görme. 72,6 bir üst sayıya yuvarlanırsa 72,7 olacak. Burada da 10'da 1'ler basamağı 0. Yandaki sayı 9. 5'ten büyük olduğu için 21,0 değil de 21,1 olacak cevap. 10'da 1'ler basamağı 6'dır. Yandaki sayı da 6. 6 5'ten büyük olduğu için bir üst 10'da 1'ler basamağına yuvarlanıyorum. Yani 6,6 idi. 6,7'ye dönüşecek. Burada da 8 tam 1000'de 999. 10'da 1'ler basamağı 9. Yandaki sayımız da 9. Yani 9 5'ten büyük. 5 ve 5'ten büyükse bu altını çizdiğim kısım bir arttırıyorum. 9'u bir arttırdım 10 olur. Yani 8,9 aslında 9,0 oldu. Bu da eşittir 9 diyeceğiz. Yani burayı 10 yaptım. Elde var 1 gibi düşünün. 8'e 1 ekledik. 9 olacak. 10'da 1'ler basamağını yuvarlarken 10'da 1'ler basamağının altını çizdim. Yandaki sayıya baktım. 5 ve 5'ten büyükse bir üste yuvarladık 10'da 1'ler basamağını. Değilse aynı kaldık. Sayıların gerisini sildik. Devam edelim. Aşağıda verilen ondalık kesirleri %1'ler basamağına göre yuvarlayın. %1'ler basamağı diyorsa bu sefer 10'da 1 %1 yani ikinci sayıyı çizdik. %1'ler basamağına göre yuvarlayacağız. Yani cevabımız ya 5,48 ya 5,49 olacak. Ama 3 5'ten küçük olduğu için 5,48'de kalacak. Yani sayının yarısına geliyorsa bir sonraki basamağı yuvarlıyoruz. Yarısından küçükse yani 5'ten küçükse 4, 3, 2, 1, 0 ise aynı kalıyor. Burada da %1'ler basamağımız 7. Buradaki yanındaki sayı yuvarlak için aldım. 7 5'ten büyük olduğu için altını çizdiğim sayıya kadar her şeyi aynı yazıyorum. Altını çizdiğim sayı bir üste yuvarladık. Yani 6,78. 6 tam %78 olacak. Burada %1'ler basamağımız yok zaten. O zaman sayımız 8,8 kalır. Ama biz burada virgülden sonra 0 ekleyebileceğimiz için eğer çok merak ediyorsak %1'ler basamağını altını çizip yandaki sayıya da
0 yazıp 5'ten küçük olduğunu görebilirdik. Ama o basamak yoksa zaten direkt sayımız aynı kalıyor. Demek daha pratik yol. %1'ler basamağımız 9. Burada hiçbir şey yok. O zaman 4,49 yapacağız. Ama yine 0 ekleyip de bakabiliriz. Buraya 0 eklesem o 0'ın 5'ten küçük olduğunu düşünüp 4,49 diye de bırakabiliriz. Ama dediğim gibi o basamak yoksa zaten oraya kadar kısmı yazmadığına göre sıkıntımız olmaz. %1'ler basamağım 9. Yandaki sayım 8. 8 5'ten büyük olduğu için 18,29 artık 18,30 olacak. Bu da eşittir. Virgülden sonra sayının sonuna 0 yazmasak da oluyordu. Yani atabiliyorduk ya da ekleyebiliyorduk. 18,3 olacaktır. Aynı mantıkla %1'ler basamağını buldum. Yandaki sayı 9. 5'ten büyük olduğu için bir üst basamağı yuvarlayacağız. Bu 99 yüz olursa burası 6 olacak. Yani cevap 6 geliyor. 6,00. Sanki 599'u 600 yapmışım gibi düşünün. Burada da yuvarlarken 677, 678 yaptık gibi düşünüyorduk. Virgülleri, hizalara dikkat ediyoruz. Evet, son örneğimize de bakalım. Burada da binde birler basamağına göre yuvarla diyor. Mantık hep aynı. Binde birler basamağına göre yuvarlıyorsam ben bir sayıyı, binde birler basamağını bulurum. Yanındaki sayıyı bakarım. 3, 5'ten küçük olduğu için yuvarlak için aldığım sayıya kadarki kısmı aynen yazdık. Buraya geldik. %1'ler basamağı 8, 7. 5'ten büyük olduğu için bu sefer tüm sayıyı aynen yazıyorum. 1 arttırarak. 198'di. 199 oldu virgülden sonraki kısım. 17 tam 1000'de 199. Burada da 1000'de 1'ler basamağımız 9. Yandaki sayımız 9 ise buraya 1 arttıracağım. Burada şimdi hepsi 9 olduğu için burada 4999'u 1 arttırsam 5000 olur. 5000'i yazıyorum ama virgül aynı hizaya koyduğum için cevap aslında 5 çıkıyor, yuvarlanmış hali. 1000'de 1'ler basamağım 0. Yandaki sayı yuvarlak için aldım. 5'ten büyük. 5 ve 5'ten büyükse yani ya 5'e eşit ya da 5'ten büyük olacak. O zaman 1 arttırıyorduk. 5850, 5851 olarak yazdığım gibi düşünebilirsiniz. Virgül aynı hizadan kondu, cevap geliyor. Binde birler basamağı 0. Yandaki sayıya baktım. 5'ten küçük aynı kalır. 6,320. Ben bu sondaki 0 yazmasam da oluyordu. 6 tam %32 yazsam da cevabımız doğru. Binde birler basamağı 9. Yandaki sayımız 9. 1 arttıracağım. 7029 oldu sana. 7030. Virgül 7'nin sonrasındaydı. Oraya koyduk. Sondaki 0 önemsiz. Onu da atıp 7 tam %3 desek de cevabımız doğru olacak. Evet, böylelikle birazcık videomuz uzun da olsa ondalık kesirleri çözümlemeyi ve yuvarlamayı olabildiğince detaylı bir şekilde halletmiş oluyoruz. Videomuzu beğenmeyi ve sosyal medyada paylaştığımız yeni içerikleri kaçırmamak adına Instagram ve Facebook sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.